Susan kardeş olsaydı iyi olacaktı be Şükrü. Oynama. Abi, sürpriz sanatçı ibaresini sunumdan kaldırayım mı? Dursun Şükrü. Yılbaşında bizim acilen iş bulmamız lazım. Zaman daralıyor. Abi. Ne oldu oğlum? Düşünüyorum bir dakika. Abi. Konsantrasyonumu bozma Şükrü. Abi mesaj geldi. Zero Tuna Bey parti düzenliyormuş. Hatice'm yazdı. Gidip konuşalım mı? Partisini biz organize edelim. Buldum Şükrü. Zero Tuna parti düzenliyordu. Gidip o partiyi biz organize edelim. Nasıl ama? Harikasın abi. Haydi arkadaşlar. Malzemeleri alın. Gidiyoruz. Parti team. Haydi. Hadi Gönül, yavaş yavaş biz de kalkalım. Gönül Tuna Palas'taki yılbaşı eğlencemizin hazırlıklara devam edelim. Yani emin olun, size net söylüyorum, bugüne kadar hayatınızda gördüğünüz en muhteşem organizasyon olacak. Niye? Çünkü biz yapıyoruz. Hadi gidelim artık. Meltem'cim, siz de Sultan Hanım'la Rıza Bey'i arayın. Onlara gidemeyeceğinizi, bize geleceğinizi söyleyin. Öyle diyecekler Gönül. Başka ne diyebilirler ki? Başka bir şey var mı yani? Başka ne diyebilirler ki yani? Onlara gelmiyoruz diyecekler, bize gelecekler. Yani biz de en yakın arkadaşlarımızla yeni yıla birlikte gireceğiz. Çünkü gerçek dostluk, gerçek arkadaşlık böyle şeylerde belli olur. Yani ben yeni yılda en yakın dostlarıma girmeyeceksem, o zaman arkadaşlıktan söz etmenin de bir anlamı kalmıyor Gönül. Kusura bakma. Yani biz yavaş yavaş şey yapalım artık yani. Evet. Ben de aksini düşünemiyorum Meltem. Yok yok. Biz zaten sesini alırız canım. Yani Sultan Hanımları da arar şey yaparız. Yani olması gereken bu zaten. Hadi. Yani çok da ısrar etmeyin yalnız yani. Bir yere kadar. Değil mi Gönül? Hadi. Hadi hoşçakalın. Hadi görüşürüz. Ben işe gideceğim. Yani bugün kafam şişti evde. Bence de hadi kaçın, kurtarın kendinizi Haluk Bey. Hani ne yapacağız onu söyle. Bilmiyorum, düşüneceğiz yani bir şeyler. En kötü onları turalara gelmeye ikna edeceğiz. Diyorsun. Bence evde kalın yani, iki yere de gitmeyin. Neyse, konuşuruz sonra. Görüşürüz. Göreceksin Gönül. En güzel parti bizim parti olacak. Haluk hayatında böyle bir parti görmemiş olacak yani. Bak kesin yazıyorum yani. Buraya müthiş olacak yani Gönül. Biliyorum. Biliyorum. Herkesin görüp görebileceği en eğlenceli parti bizimki olacak. Bak göreceksin. Geldi hediye. Nihayet geldi. Ya gelecek, sana söyledim. Gönül bir şekilde gelecek. Kalkma sen. Ya gel, bir şekilde gelmesi lazım çünkü. Ya bu kadar geç kalması bile enteresan oldu yani Gönül. Partide! Görüyorsunuz, ben ve ekibim yılbaşı için hazırız. Party time! Durun, durun, dur. Kapatır mısın şu müziği lütfen? Kapatın. Ya bu ekip daha önce ev taşıma işi yapmıyor muydu Hüseyin? Yeni geliyor, ev taşıyoruz. Yeni geliyor, büyük organizasyonlar yapıyoruz Zero Bey. Aa, bak enteresan Gönül. Peki kimler var sürpriz sanatçı? Söylersek sürprizi kaçar. Yalnız Hüseyin, bu size göre bir parti değil. Biz böyle çok büyük, çok hoş bir organizasyon yapıyoruz. Bu şeyleri beğendim ama Gönül, bak kotyonlar falan fena değil yani. Anlıyorum Gönül Hanım. Tam o noktada biz devreye giriyoruz. Unutulmayacak büyük parti bizim işimiz. Hüseyin kusura bakma ama siz burada taca çıkıyorsunuz. Çünkü her şeyi biz kendimiz ellerimizle yapmak istiyoruz. Ama çocukların böyle dediğim doğum günü falan olursa ben seni ararım mutlaka. Başka zaman kısmetse Hüseyin. Peki Gönül Hanım, dilediğiniz zaman bizi arayabilirsiniz. 24 saat hizmetinizdeyiz. Party time! Hayırlı işler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sen ne yapıyorsun Gönül? Menüyü hazırladım. Alışveriş listesini de yaptım. Birazdan alışverişe gideceğim Tuna. Tamam, ben de davetlilerin listesini hazırladım. Şuna bir baksana Gönül, ne olacak? Aa! Aa! Oluyor. Skandal. Ne oldu? Kepazelik. Ya böyle bir şey olabilir mi Gönül?
Gönül bak bak. Gönül ben böyle bir şey görmedim ya. Sultanım inşaat şirketine gitmiş. İnşaat şirketine gitmiş Gönül. Baksana İsmail Bey İrem'i Tolga'yı kendi yılbaşına davet etmiş ya. Altına da yazmış. İrem de Tolga İsmail Bey bizim yılbaşı partimize geleceği oldu. Borçlayıp bildiriyorum. Artık rakip partiden düşünsün. Aramadın mı sen onları daha Tuna? Ya aramadım daha Gönül. Ya ne bileyim ben böyle bir şey olacağını. Ya gidip arayacaktım. Ya böyle bir kepazelik olur. Bunu bilerek yapmıyorsa ben de Tuna değilim Gönül ya. Hemen ara, hemen ara onları. Herhalde biz dururken Sultan Hanımların partisine gidecek halleri yok. Ara hemen. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şirkete gidiyorum yani. Bu resmen bizim misafirlerimiz bizden çalmak. Bunu ödetirim ben ona yani. İyi git hadi sen. Biliyorum Gönül. Böyle bir şey olabilir mi? Çok sinirim bozuldu yani. Nasıl böyle bir şey? Sakin ol, sakin gidiyorum ol. Halledersin sen. Aa, terbiyesiz. Ben gidiyorum Gönül. Git dur lan. Yok, yok. Yok. Yok Şükrü, yok. Hah, gelmişler. Nasıl, ikna edebildiniz mi Tuna Bey'i? Bizim standartlarımıza göre bir parti değildi Yakup. Çok ısrar etti Tuna Bey. İlla partisiz yapın dedi ama bize küçük kalır dedik bu parti. İnşallah dişimize göre bir parti bulacağız biz Yakup. Aa Tuna Bey, hoş geldiniz. Ah Tuna abi hoş geldin. Tunuşam, hoş geldin. Sefalar getirdin. Teşekkür ederim hepinize. Hepiniz ayrı ayrı teşekkür ederim. Hiç beklemezdim sizden. Hiç böyle bir şey. Sen İsmail Bey sizden de hiç beklemezsin böyle bir şeyi. Vay Zero sen mi geldin? Ben geldim ama gelmez olaydım Haluk. Yakışıyor mu sana? Bu size yakışıyor mu? Benim bir büyük hayal kırıklığına uğrattınız hepiniz. Ne yaptık ki biz? Bir de bilmez bilmez konuşmuyorum böyle İrem. Ya delirtme beni. Beni görüyor musun Haluk ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu böyle bir şey bana nasıl yaparsın? Ne hakkınız var böyle bir şey yapmaya? Ne oluyor oğlum? Valla Tuna abi biz hiçbir şey bilmiyoruz ya. Anlamadık da. Ya Tuna uşağım. Yoksa sen ha bu saçlarım gürleşsin diye kullandığım ilacın formülünü mi istiyorsun? Bak rica ederim ya dalga geçmeyin benimle yani. Açın sosyal medya hesaplarınızı bir kontrol edin bakalım. Neye sinirlendiğimi onu çok iyi görürsünüz. Bak şimdi kafanı kıracağım ha. Ne çocukların ne de İsmail Bey'in hiçbir şeyden haberi yok. Sen söylemedin mi? Hayır söylemedim. Ben de bizim yerimize onları tercih ettiler sandım. Tercih mercih yok. Ben yanlış anlamışım, özür dilerim. İsmail Bey, çocuklar size harika bir haberim var. Haluk Bey, ne oluyor? Hakikaten ne oluyor abi? Hep benim başıma mı gelecek? Biraz da siz uğraşın. Tamam, söylüyorum. İsmail Bey, sevgili arkadaşlar, yarın akşam asrın en muhteşem yılbaşı partisine davetlisiniz. Evet, Sultan Hanım söyledi. Yarın akşam oraya gideceğiz. Evet. Kurunda tepeceğiz. Bırakın Allah aşkına İsmail Bey ya. Öyle yan sanayi partileri falan bırakın. Yarın esas parti bizim evdeki parti. Gönül'le Tuna'nın evindeki parti. O partiye, o yılbaşı partisine davetlisiniz. Anlaştık mı? Tuna abi ama biz Sultan'ıma söz verdik. Ya bir işimiz çıktı filan dersiniz canım. Ya ne olacak bu şekilde atlatırsınız. Öyle şeyler önemli değil. Yani biz bunca yıldır birbirimizi tanıyoruz. Yani yüz yüze bakıyoruz. Tolga kurban olayım yapmayın yani. İsmail Bey o kadar iş yaptık yani sizinle de. Tuna uşağım iş yaptık da Sultan Hanım'la Rıza Bey de benim memleketlimdir, arkadaşımdır da. Ya çok arada kaldık şimdi. Yani biz şimdi ne diyeceğiz ki, ne yapacağız ki yani? Ya ne diyeceksiniz canım? İşimiz çıktı gelmeyeceğiz diyeceksiniz. Bu kadar basit. Ayrıca Haluk'la Meltem de bize geliyor zaten. Haluk abi? Ama siz Sultan Hanım... Ya sen bizi bıraksana. Sen kendi kararına bak. Allah Allah. Eğer davetimi kabul etmezseniz yemin ediyorum bir daha buraya adımımı atmam. Bak bu kadar da büyük konuşuyorum. İrem bir daha benden asla hiçbir dedikoduyu alamazsın. Bak söylüyorum bunu. Seni bütün sosyal medya hesaplarımda engellerim. Ama Tuna Bey yapmayın lütfen. Ya bizi de anlayın ama Tuna abi... Çok iyi anlıyorum ben sizi. Çok iyi anlıyorum. Geldi burada sizin beyninizin etini yedi değil mi? Sizi ikna etmek için bir sürü şey yaptı değil mi? Ama ben ne yapıyorum? Bakın geliyorum sizin medeniyetinize bana davet ediyorum. Heh. Oysa kabul etmek zorundasınız. Ya Zero bırak gençler istedikleri yere gitsinler be. Önce bana gelecekler abiciğim. Önce bende eğlenecekler. Ondan sonra gençler nereye eğlenmek istiyorlarsa oraya gidebilirler. Serbest ama önce bende eğlenecekler. Bu işin labucumu yok. Bu kadar şeyimiz var, hukukumuz var Haluk. Rica ediyorum yani. Ne diyorsunuz? İrem, Tolga. Tamam, ben size geliyorum. İrem geliyorsa ben de geliyorum abi. Hı, İsmail Bey. Horon var mıdır? Yok. Horon yoksa ben de yokum.
Neyse, 3'te 2. Fena değil. 2 kişi. Olabilir. Kabul ediyorum. Müthiş bir parti olacak çocuklar. Asrın en muhteşem partisi. Biz de acayip eğleneceğiz. Horon yok. Siz gelmeseniz de olur. Ama siz ikiniz bizdesiniz. Haluk Beldaş'ta. Ben gideyim bunu hemen borsaya bildireyim Enis'i. Acaba diyorum borsaya bildirmesen mi? Yok yok, borsaya bildireyim. Sosyal medyada da paylaşayım. Ya, bu paylaşmam lazım Haluk. Böyle bir şey paylaşmayacağım da neyi paylaşacağım? Siz şey yapın. Tamam, benim bir sürü işim var. Alışveriş alışveriş. Harika. Ama yine de isterseniz gelirsiniz İsmail Bey. Horon yok ama daha neler var neler. Hoşçakalın. 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 Horon olmayan parti, yılın partisi olmaz uşağı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yol alır, ayrı dümen tutarım.